Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuz geçen haftalarda yayınlamış olduğum beton pompası hidrolik sistem üzerinde oluşabilecek olan arızalar hakkında olacak. Özellikle bu videomun yorumunda sizlerin de yaşamış olduğu arızalarla ilgili paylaşım isterseniz yorumlar kısmına yaşamış olduğunuz arızaları paylaşarak bilgi paylaşımında bulunup başkalarına kolaylık için destek olursunuz. Şimdi benim bugün sizlerle paylaşacağım hidrolik arıza yer altında kullanılan Finlandiya'da üretilmiş olan resimde görmüş olduğunuz beton püskürtme makinesinin hidrolik devresiyle ilgili olacak. Kısaca ben makinedeki hidrolik devresiyle ilgili bir tanıtımda bulunmak istiyorum. Bu makinede arka tarafta görmüş olduğunuz kısma yerleştirilmiş yine shaving pompa. Hidrolik soğutma sistemi olarak soğutucu kullanılmamış, depo büyük tütülerek soğutması sağlanmış. Şimdi arızamız, operatör yer altında bu makineyi kullanırken özellikle biliyorsunuz arızanın oluşumu, sorunu yaşayan operatörden alınan bilgiler arıza bulmanıza kolaylık sağlayacaktır. Operatörün söylediği makine birinci mikser beton püskürttükten sonra ikinci veya üçüncü miksere gitmeden hidrolik yağının yani beton pompası hidrolik yağının ısındığını ve beton pompasının hızının yavaşladığını söylemesi üzerine makine bize geldi. Biz de bu arıza şekline bakarak önce yapılması gerekenlere başladık. Şimdi devre şemamızı açtığımız zaman arkadaşlar baktığımız zaman makinede beton pompasını besleyen bir adet pompamız. Bu pompa güç regülasyonlu pompa. Aynı şekilde geçen eğitimlerde bahsetmiş olduğumuz hidrolik devre sistemi. Şimdi sistemimizi biraz daha yakınlaştırıp pompamıza bakalım. Bu pompamız güç regülasyonlu pompa. Bu pompa değişken deplasmanlı pompa fakat bu pompa diğer pompalardan şöyle bir farklı özelliği var. Normalde burada baktığımız zaman 280 bar maksimum çalışma basıncı görüyoruz. 120 litre yağ kapasitesi var. Sistemin hemen çıkışında 300 bar basınç oluştuğu anda bir uyarı switchimiz var. Yalnız arkadaşlar bu beton pompası 300 bar basınca geldiği zaman swash plate konumunu minimuma getirir fakat içerisindeki bir mekanik kısıtlayıcı pompanın 300 barda minimum debi değil 15-20 litre yağ gönderecek şekilde setlenmiştir. Yani swash plate minimum pozisyona yatmaz. 300 bar basınç oluştuğu zaman arkadaşlar özellikle bu 300 bar basıncın oluşması için genelde operatör beton püskürtmesi yaparken hatlar tıkanırsa yüksek basınç oluşur. Bunun haricinde normal beton basarken 100 bar, 150 bar gibi bir değerde çalışır. Şimdi makinemiz bir şekilde yüksek basınca maruz kalırsa 300 bar basınç oluştuğu anda pompamız 120 litre göndermiş olduğu debiyi 20-30 litreye kadar düşürür. 20-30 litreden daha aşağı düşüremediği için bu tür sıkışmalarda hattımıza yerleştirilmiş olan arkadaşlar bakın takip ediyoruz hattımızı. Şuradan geldik B'ye geçtik. Bakın şurada 350 bar basınca yerleştirilmiş olan bir emniyet valfemiz var. Yağımızın geldiği nokta bu lojikten gelir geçer. 350 bar basınç oluştuğu zaman lojiğin pilotunu kontrol eden emniyet valfimiz 350 barda açarak lojikten gelen yağı yani 350 bardan sonra lojiğin açmasını sağlayarak yağı buradan depoya gönderir. Tabi arkadaşlar buraya baktığımız zaman 15-20 litre yağ 350 bar basınç altında depoya geçtiği için burada yüksek bir ısınma oluşur. Aynı şekilde emniyet valflerimiz hepinizin bildiği gibi emniyet valfleri sürekli çalışmak için tasarlanmamış. Neden derseniz 350 bar basınç altında depo kısmına geçen bir yağda korkunç bir şekilde hız oluşumundan dolayı ısınma başlar. Ve bir zaman sonra buradaki emniyet valfi o-ringlerini sızdırmazlığını bozarak 350 barda değil daha erkenden de kaçırmaya başlar. Şimdi biz bütün bunları göz önüne bulundurarak önce pompamıza bir test yapmaya karar verdik. Niye? Hidrolik yağımız ısınıyor. Hidrolik devrelerde hepinizin bildiği gibi
hidrolik yağ ısınmasına sebebiyet veren basınç altındayken yağın bir şekilde tanka, depoya dönmesi. Şimdi bu gibi durumlar ilk önce bakacağımız şey pompamızın kendi genel durumu. Eğer pompamız yüksek basınç altında aşırı bir kaçak varsa bunu tespit etmemiz lazım. Şimdi biz buna istinaden pompamızın çıkışına flow metremizi taktık. Yalnız arkadaşlar sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Eğer elinizde flow metre yoksa çok hızlı bir şekilde özellikle sahada kısa bir test yaparak pompamızın durumunu öğrenebilirsiniz. Nasıl? Şu anda pompamızın bildiğiniz gibi basınç altındaki pistonlardan sızan yağ pompanın gövdesine, pompa gövdesinden de şurada göstermiş olduğumuz likit hattından depoya gider. O zaman buradaki hortum ucunu sökerek herhangi bir litre kabına koyup makineyi yüksek basınçta yani maksimum konumda çalıştırarak 15 saniye buradan gelen yağı 1 litreye alarak ölçüm yapabiliriz. Örnek, makineyi çalıştırdık ve tonlamaya başladık. Buradan gelen yağ 15 saniyede eğer 10 litre ise 4 ile çarptığımız zaman 40 litre yapar. Bu da şu demektir ki pompamız 1 dakikada 40 litre kaçak var demektir ki pompa artık değişmesi lazım. Çünkü 1 dakikada basınç altında depoya giden 40 litre yağ yüksek ısıya sebebiyet vereceğinden pompanın değişmesi lazım. Biz pompamıza flowmetreyi yerleştirdik çıkışa. Biz pompamızı basınç altında kendimiz yani makinenin sistemini çalıştırmadan pompa önünü kısıtlayarak denemeye karar verdik ve bu testi yaptık. Şimdi test sonucuna hep birlikte bir bakalım. Pompamızı çalıştırdık arkadaşlar. Bakın 120 litre kapasitesi var. Önüne basınç getirmeye başladık. Biz 100 bar, 200 bar, 114 litreye düştü. 300 barlara kadar zorladık. Bakın şu anda 300 bar. Basıncımız arttıkça pompada herhangi bir şekilde debilde azalma olmadığını gördük. Tabii bunu görünce biz artık şu kararı verdik. Evet, bizim bu makinemizin pompanın güç regülasyon ayarında sorun var. Bu sorunla istinaden pompamız operatör kullanım aşamasında normal şartlarda değil. Zaten söylemiştim pompamız çalışırken 150 barlarda çalışıyor. Fakat beton hattı tıkandığı zaman pompa maksimum basınca kalkarak normalde 15 litreye düşmesi lazım iken hala daha 114 litre yağ gönderdiğini gördük. Bu ara pompamızın sağlıklı olduğunu görmüş olduk. Niye? 120 litre yağın 5-6 litre, 7 litre düşmesi zaten sızıntıda olması gereken yağ. Yani pompamızda genel olarak aşıntı sorunu fakat güç regülasyon valfinin çalışmadığını tespit ettik. Bu gibi durumda pompamız göndermiş olduğu 114 litre yağ nereye gidecek? Basınç arttı, basınç arttı, tüketim yok. Bu ara işte emniyet valfi açıyor ki sahada bu her sıkışmada tekrarlamış. Bunun tekrarlaması sonucunda emniyet valfi sürekli açık kalarak hasarlandığını düşündük ve emniyet valfini söktük. Emniyet valfini söktüğümüz zaman içerisindeki o-ringlerin parçalandığını gördük. Emniyet valfinin o-ringlerini yeniledik. Ardından pompamızın güç regülasyon ayarının yapılabilmesi için bu iş biraz hassas tezgahta olması lazım. Pompamızı söktük, yeni pompamızı taktık. Yeni pompamızı taktıktan sonra tekrar kontrollerini yaptık. 300 barda 15 litreye düştüğünü gördük. Ayrıca emniyet valfini de yenileyerek ki içerisindeki o-ringlerini yenileyerek yerine montajını yaptık. Makineyi servise verdik. Burada şunu gördük. Bir güç regülasyon ayarının bozuk oluşu, pompanın maksimum basınçta debisini düşürmemesi, debisi düşmeyen pompanın emniyet valfi devreye girerek ki bir zaman sonra emniyet valfini de bozdu. Bu sefer buradan kaçak başladı. Bunlar soğukken daha az ısındıkça daha da artarak pompanın verimini düşürmüş oldu. Bunları değiştikten sonra makinemizi servise verdik. Sorunsuz makinemizin çalıştığını gördük. Bu videomda sadece bu arızayı paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda başka bir arızayı sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın.